Hava savunma sadece kara için değil, deniz unsurları için de ayrı bir öneme sahip. Geçtiğimiz günlerde TB2 Bayraktar, Rus donanmasına ait iki hızlı botu sahip olduğu MAM-L mühimmatı ile vurma başarısı gösterdi. Saatte 40 knot, yani yaklaşık 70 km hıza çıkabilen botlar, kaçınma manevralarına rağmen TB2'nin atışlarından kurtulamadı. Bu görüntüleri izlerken Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe özel bir paylaşım yaptı. Demir, Aselsan tarafından geliştirilen Gökdeniz Hava Savunma Sistemi'nin en önemli testinin tamamlandığını açıkladı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi Gökdeniz tarafından başarıyla imha edildi. Gökdeniz, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi. Dünyada İngilizce Close-in Weapon Systems olarak tanımlanan bu sistemler, başta anti gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümelenmesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor. Aselsan Gökdeniz'i önce kara hava savunma sistemi olarak tasarladığı Korkut'tan geliştirdi. Korkut, kundağı motorlu namlulu alçak hava savunma sistemi. 35 mm mühimmat kullanan Korkut, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa ana savunma sistemlerinin başında geliyor. Gökdeniz sisteminde 35 mm namlulu silahın yanı sıra arama takip radarı, takip radarı ve elektro algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, hedef önceliklendirilmesi, angaja olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü gerçekleştirebiliyor. Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi, tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor. MKE üretimi 35 mm çift silahın kullanıldığı sistem, 1100 atım bölü dakika atış hızına sahip. Atom adı verilen Aselsan ile makine kimya endüstrisinin ortak üretimi, parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Ülkemizin savunma devi Aselsan, bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumunda. Gökdeniz'in önemli ve dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan bir diğer yeteneği de otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor. İstenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılıyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilen Gökdeniz sistemi, bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Gökdeniz'de kullanılmakta olan 35 mm silah, mühimmat, radarlar, elektro-optik algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayar ve temel alt bileşenlerinin tümü yurt içinde Aselsan mühendislerinin öncülüğünde Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirildi ve üretildi. Dünyada çok az sayıda ülke kendi hava savunma sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil, dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de Gökdeniz'e yoğun ilgi gösteriyor.